Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında çok güzel bir videoya hoş geldiniz. Bugün Instagram'dan almış olduğumuz bir ayakkabıyla mağazadan almış olduğumuz, hatta Resell'den almış olduğumuz bir ayakkabıyı kıyaslayacağız. Bir tanesinin fiyatı 6000 TL, bir tanesinin fiyatı 700-900 TL arasında değişiyor. Ortalama 7 kat arkadaşlar, 6 kat neredeyse fark var. Dolayısıyla bakalım bu farka değer mi, değmez mi? Sizle birlikte kıyaslamak istiyorum. Her iki adresi de aşağıya koyuyorum. Resell bulabileceğiniz, orijinal bulabileceğiniz veya A kalite ayakkabılar için de iki link bırakmış olacağım açıklama kısmından. Oradan bakabilirsiniz. Ve şimdi hadi bakalım bu ayakkabılar nasılmış, farkları nasılmış? Kutularıyla birlikte başlayalım. Kıyaslayacağımız ayakkabılar Yeezy markasına ait, Adidas'ın Yeezy markasına ait 350 V2 ayakkabıları olacak. Bulabildiğim en yakın renkler, ikisini de ben black diye hatırlıyorum ama biraz renk farkı olacaktır aralarında. Evet, şimdi kutularıyla başlayalım. Arkadaşlar kutuları zaten uçurum farklı. Şöyle göstereyim. Bir tanesi bu arada 46 numara, bir tanesi de 45 numara. Ama ikisi de ayağıma neredeyse tam oluyor. Hani çok da bir fark olmuyor. Kutular arasında tabii ki büyük bir fark var. Hani bunda herhangi bir markalama yok. Şu küçücük yok. Küçücük kaldı yanında. Ve şey de yok. Nasıl diyeyim, bak burada ne var görüyorsun. Bir etiket var. Hani ne olduğu belli değil, hangi renk olduğu belli değil. Kutu küçük ve daha yıpranmış, daha buruk kırık. Yani bunda da buruk kırık olabilir ama tabii ki üstüne bir kargo poşeti daha veya işte büyük bir kutu yapılabiliyor. Çok okkalı ve çok ağır hissettiriyor arkadaşlar. Yanlarında fazla bir şey yok. Sadece Boost. Şurada Boost. Geri dönüşümden yapılmış 350. Bir kutu olduğu belli. Evet, geri dönüşümden ama kaliteli yine. Kalite. Altında mesela hiçbir şey yok. Daha sade bir tasarım varken bunda ise arkadaşlar hani 350 Boost, Boost her yerine yazıyor. Altında yazıyor Yeezy Boost. Made by Adidas gibi. Hani daha fazla markalama mevcut. Tabii ki çok hafif diğerine göre. Dolayısıyla kutusundan zaten bir miktar ben pahalıyım, ben fazla parayı hak ediyorum vurgusu var. Şimdi şöyle hadi hafifçe içlerini açalım ve şöyle açıkken bakalım. Faturalı tabii ki, faturası çıktı ve bunu da açtığımız zaman evet. Gördüğünüz gibi bir şey yok. Poşeti yani şöyle poşetinden de tabii göstermek mantıklı. Daha basit, ucuz bir poşet var. Burada ise poşetin bile kaliteli der gibi. Çok büyük bir fark yok. Şaka yapıyorum tabii ki. Ama şöyle görmüş olduğunuz gibi renk farkı var poşetlerinde. Bunu biraz daha açalım ve bir tanesini çıkartalım. Onyx rengi arkadaşlar bu. Black renginden biraz daha farklı. Tamamıyla simsiyah. Herhangi bir farklı kırmızı beyaz bir tasarım dokunuşu yok. Bu ise black olan renk. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu black diye geçiyor. Şu arkasındaki kırmızı tasarımlar farklı da olabilir. Direkt birebir aynı rengi de olmayabilir. Bunlar değişiyor. Bakmış olduğunuz zaman yan yana biraz renk farkı görüyorsun değil mi? Biraz daha beyazlı içerik daha çok. Değil mi? Grimsi yani. Grimsi veya dumanlı diyebiliriz belki. Bu ise all black diyebiliriz. Yani tamamıyla simsiyah bir jaguar gibi tasarıma sahip. Evet, hemen şimdi ilk büyük farklarla şöyle elime aldığım zaman hissettiğim farklarla başlamak istiyorum. Bayağı ağır geldi arkadaşlar. Bayağı hafif geldi. Şöyle görüntüde çok bir fark göremiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu A kalite olan uzun zamandır bendeydi. Birkaç defa da gördüğünüz gibi. Giydim, o yüzden biraz kirli olacak. Kusura bakmayın, altını temizleyebilirdim. 2-3 defa giydim. Çok da fazla giymedim ama bu kadar temiz bir alt taban olduğu zaman anında tabii ki kirleniyor. Üstünde kullanılan bu plastiklerin kalitesine bakacağım. Yani ben çok fazla anlayamıyorum arkadaşlar kalitesini. Sen de yakınlaştığın zaman mesela yani şu... Yani sanki bu daha plastik gibi, bu daha silikonumsu gibi. Silikon veya daha kalın gibi düşünebiliriz. Olabilir. Bu daha ince bir plastiğe sahip, tabana sahip. Ama onun dışında baktığın zaman neredeyse aynı. Tabii bir tanesinin pis olduğu gerçeği biraz olayları değiştiriyor ama... Evet. Baktığın zaman Adidas yazısından Boost logosuna kadar, açılan pencerelerine kadar neredeyse, değil mi? Bence bu daha... Ayak fit, bu değil daha mi? Geniş taban. Evet. Öyle mi düşünüyorsun? Hı-hı. Halbuki küçük numara olmasına rağmen. Öyle. Şöyle direkt Instagram'dan alacağınız 45 numara normalde alacağınız 46'ya eşit. Bu şekilde bir de fark var arkadaşlar. Ben de bunu açtığım zaman geçen şaşırmıştım ben. 45,5 falan bana olur diyordum. Veya 45 olur diyordum. Çünkü burada öyle olduğu için. Neredeyse tam bir numara fark var. Aynı. Bakıyorum şu anda. Tabanların büyüklükleri aynı. Değil bence. Bence birebir aynı. Daha geniş. Bak, şöyle birebir koyduğum zaman. Biraz kirli diye sana öyle geliyor bence. En hayır, daha geniş. En derken şu belleri. Ha, bel kısımları evet. Belleri diyelim. İnce belli seviyoruz biz. Bardakta olduğu gibi. Bu ayağınızın tam bu ark bölgesi biraz daha ince. Bu da daha fit hissetmenize yardımcı olacak. Ama böyle uçurum görünür bir fark ben şahsen göremedim. Sen görüyor musun? Yani uçurum yok tabii ki de ama hani farklı yani diyebilirim bir tık daha. Yani ben size deseydim ki bu 1000 lira, bu 6000 lira
çok şey yapabilir miydin? Emin değilim. Tabii hangisinin bilmezseydim anlayamazdım. Evet, biraz da bu böyle şu an pis olduğu için temizlemeye uğraşmadık. Keşke böyle üstünden geçseydim dedim şu anda. Videonun güzelliği için iyi olurdu. Evet, alt tabanları bu şekilde ve orta yani yastıklamaları da dediğim gibi görünürde çok da bir fark. Bence görünürde bir fark daha var. Ne var? Topuk boyları. Tabii aynı topuk tarafa boyları. Çevirmen şu gerekiyor. Ön ve arkadan kıyaslamaya geçelim o zaman. Tamam. Şöyle koyayım yere. Arkadaşlar bu yapıştı yere, adeta dümdüz oldu. Bunda ise bakın biraz adım attığınızda bir geçiş. Buna stepping comfort da deniyor veya heel to toe transition, yani parmak ucu ve topuğunuzdaki geçiş deniyor. Buradaki böyle sallanması biraz onu kolaylaştırıyor. Çünkü mesela bu yeri dövüyorsunuz buna. Şap 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 şap. Ama görüntüde tabii ki bunu anlamanız mümkün değil. Üstünde kullanılan materyal kalitesine yaklaşırsam bakalım. Çok büyük bir fark yine gözüme çarpmadı arkadaşlar. Bu daha tabii ki kalitesiz. Bu daha esneyen, daha ben buradayım diyen bir materyal. Bu daha yumuşak, bu daha sert gibi. Sanki bu daha böyle esnemeyen gibi diyorum ama yok, bu esniyormuş, pardon. Bu daha dediğin gibi daha sert, daha kalın. Bu ise bir tık ince kalıyor. Bağcık farkına baktığımız zaman biraz daha kalın bağcıklar, bir tık ince gibi duruyor. Onun dışında şöyle yanlarını çeviriyorum. Yine yanları da aynı şekilde. Bütün üst kısımda arkadaşlar bir tık ince gibi, bir tık hafif gibi duruyor. Bu ise biraz daha güçlü ve pahalı olduğunu gösteriyor tabii ki. Hemen şöyle arkasına geçiyorum. Arkasında nasıl bir farklılık var gözüne çarpan? Yani işte topuk boyu. Bu daha yüksekte, bu daha alçakta. Öyle mi? Şu an ama mesela bu tam oturmuyor. Bak bu tam oturuyor, bu tam oturmuyor. Neredeyse aynı gibi değil mi? Yani mesela şu askıları bu daha altta kalıyor. Ha, evet yani gibi gibi. Çok çok küçük farklar var. Hı-hı. Ben şey gibi düşünüyorum her zaman. Hani ayağımda bir tanesi olsa anlaşılabilir mi gibi düşünüyorum. Ama dediğin gibi çok çok ufak. Yani plastiğin boyutu, askının durduğu yer. Önden bu daha geniş duruyor. Yani yana doğru geniş. Bu daha dar ve fit duruyor. Tabii ki bu ufak farklılıklar arkadaşlar ayağınızdaki rahatlık hissini mutlaka etkileyecektir. Bunun kaçışı yok. Yani burada çok daha önemli değil diyebilirsiniz ama ayağınıza giydiğiniz zaman uzun sürelerde özellikle a diyebilirsiniz. Bu çok güzelmiş. Ben en çok ayağına giydiğindeki hissettiğini merak ediyorum. Evet, ben de açıkçası. Yani onun dışında görseller tabii ki tek başına anlaşılması mümkün değil. Zaten bu ayakkabıların bu kadar iyi A kaliteleri yapılıyor olması, bu kadar iyi ithal ediliyor olmasının sebebi de bu. Hani çok fazla bir şey yok. Bir basketbol ayakkabısına bakıyorsun, teknoloji yok, var, evet. Bir sürü şeyleri var. Bunlar biraz daha kolay, hemen kopyalanabiliyor yani işin açıkçası. İç tarafına bakalım. İç tarafındaki şeylerine bakalım, tabanlıklarına. Adidas Yeezy yazılmış. Burada ise daha farklı Adidas logosu yok. O diğer gündelik Adidas logosu oluyor ya, o diğerinde var. Bu şekilde de iç tarafta bir farklılık var. Şuraları merak ediyorum. Topuklardaki yastıklamalarda neredeyse hiç farklılık yok arkadaşlar. Bu biraz daha sadece dolu gibi. Hani şöyle baktığım evet, zaman. Evet, çabuk yamulmuş mesela. Evet, çabuk sanki. Şey yapıyor. Biraz da kutuların küçük gönderemelerinden kaynaklı. Daha üst numaraları bulmanız zor oluyor Instagram ayakkabılarında. Bu bunlar hemen ise eğilmiş yani aşağı arkaya doğru. Evet, doğru. Şu sert sert. Doğru. Bu daha küçük bir kutuda sıkıştığı için. İç dil kısmına bakıyorum. Dili de gördüğün gibi daha hızlı bozulan bir yapıda. Çünkü daha ince. Bu ise daha formlu. Şöyle iç taraftan baktığın zaman dikişlerin geçtiği yer daha kuvvetli, daha sağlam dururken. Bak hemen bu zaten yamuk duruyor. Hep bu şekilde yamuk duruyor. Ama baktığın zaman bir tık daha ince bir yapı var. Ama neredeyse birebir yani. Gerçekten. Yani çok evet, ben bu aşırı kadar benzetmişler. Yani elime alıp bakınca dedim gerçekten çok az fark varmış. Yani bu kadar iyi kopyalandığını düşünmüyordum. Şöyle içinden bunu da çıkartayım ve ayağımıza deneyelim istiyorum. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu daha dediğin gibi köşeli, bu daha böyle yuvarlak, oval geliyor. Onun dışında dikiş yerleri bile neredeyse birebir aynı şuradan geçen dikişleri daha var ya. Daha geniş, daha fit. Evet, daha geniş, daha fit. 46 numara, 45 numara olmasına rağmen neredeyse birebir büyüklükleri de aynı. Tabii ki bunlar ayakta asıl ayrışacak ve ayakta bizler bir şeyler söyleyebileceğiz. Bir tanesi 900 lira, 800 lira, hatta ben indirimde 700 liraya gördüm bu hafta içerisinde. Yani 600'e 6000 gibi bir oran. Kat yani 10 kat, 7 kat, 8 kat aşağı yukarı böyle bir kat var. Katlarda 8-9 lira katlar. Hani biri 1000 lira, biri 2000 lira olsa belki tamam diyeceksiniz ama büyük bir fark var. Tabii ki alabilen, bütçesine uygun olabilen. Ya ben bilmiyorum, alabilir. Hani ayağına gidince aşırı fark yoksa çok değeceğini düşünmüyorum. Yani bu tabii ki değer değmezi siz kendiniz bireysel olarak karar verin. Ben bir şey söylediğim zaman değer diyorum. Abi 1000 liraya alamayan var. Şöyle böyle bizim de hakkımız. 6000 liralığı sadece alın desem bu sefer farklı bir şey oluyor. 6000 liralığa değmez desem
kardeşim sen şunu mu diyorsun deniyor. O yüzden ben pek yorum yapmak istemiyorum. Ben sadece, kendimce öyle. Sen kendince bir izleyici olarak yapabilirsin. Ben de yine bir kullanıcı olarak yapabilirim. Ama sizler kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Boyları aynı. Rahatlığı yine gerçekten güzel arkadaşlar. Bunu da giydim. Rahatlığı mükemmel. Hadi şimdi yan yana giyeyim. Bir tane ondan, bir tane bundan. O zaman kıyaslayayım. Aldım. Evet, tepeden bakınca bu daha böyle löp diye düştü. Bu ise fit kaldı. Ayağımıza giyelim bakalım. Gayet havadar. Şuralardan boşluk hissediliyor. Ön tarafta da biraz şey var, parmak boşluğu var. Böyle daha serbestsiniz bunun içerisinde. Yani hemen ayağınızdan çıkacak gibi de hissettiriyor diye düşünebilirsiniz. Bunu ise giydiğinizde arkadaşlar, evet yani bir form, bir kitlenme, ayakkabıyı bir bütünlükle koruma var ve bayağı fark ediliyor. Dediğim gibi daha böyle free free. Hani ikisinde de bu his olsa belki o kadar takılmazsınız ama bir tanesinde böyle daha fit his olması tabii ki işin rengini değiştiriyor. Daha ayakkabı buralardan bakın arkadaşlar, parmaklarımı ve kapağını görebiliyorsunuz. Burada ise daha böyle görünmez ve bir boşluk yapısı mevcut. Buzların rahatlığına bakıyorum. Evet, buzların rahatlığı da çok fazla. Muhtemelen içinde kullanılan buz miktarı da farklı. Yani bu daha zıp zıp ve daha kalın hissettirirken bu daha ince, çok hafif bir buz hissi buna göre. Şöyle bakıyorum, topuklarında da aynı şekilde arkadaşlar. Baya baya bir fark var. Buzlarındaki aynı şekilde, şu şekilde bastığınızdaki rahatlıkta. Bunda ise yani fena değil ama dediğim gibi bir dövme, şıp şıp yapışma hissi oluşuyor. Ve buz topukta yine güzelken önde biraz daha az diyebilirim. Evet, baya fark varmış ya. Yani rahatlık, kitlenme, fitlenme farkı direkt hissedilir düzeyde. Şöyle biraz daha hani hareket edeyim derseniz. İkisi de ark desteği okey durumda. İkisinde de ark desteği var ama ben bunun üst kısmının ayağıma yapışmasını, adeta bir buz ayakkabısı gibi ya bir Flyknit, Primeknit vari yapışmasını çok sevdim. Bu ise böyle daha ya yazlık ya. Ben bunu mesela basketbola giderken basket ayakkabısını çıkarttığım zaman terlik niyetine giyebilirim. Veya yazlıkta takılırken. Ama tabii ki orijinalin, gerçeğinin kalitesine yaklaşması pek mümkün değil. Görselde her ne kadar bayağı yakınlaşmış olsa da arkadaşlar, hissiyatta bence büyük bir farklılık oluştu. Rahat olmasına rağmen tabii bunu giyince vay be bu neymiş oluyorsunuz. Yoksa pek anlamayacaktım yani. Ya bu da rahat der geçerdim ama gerçekten orijinalin rahatlığına 6000 liraya değer güzel bir rahatlık. Ya ama dediğin gibi yani 1'e 2 bir oran olsa dediğin gibi, evet. Tabii ki de değer diyorsun ama aşırı yani fark var. 6 katla 10 kat arasında bir kat farkı var arkadaşlar. Bunun karar vericisi sizlersiniz tabii ki. Evet, bu şekilde teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir de tabii bunun rengi daha güzel, onun da. Evet, o da etkisi var ama yok yani ben rahatlık, bunun mesela bolluğu tepeden, ben üstten baktığım zaman bu daha böyle fit geliyor, bu daha bol geliyor. Evet. Bu tarz farkları yan yana giydiğim zaman çok iyi görebildim ve tabii ki bir ayakkabı sever için, bunu keyif için alacak arkadaşlarım için bence etkili bir fark olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kıyaslamamız bu şekildeydi. Bu tarz kıyaslamalar daha çok gelsin mi? Her ikisini de tercih edecek arkadaşlarım var. Daha çok öğrenciler ve Yeezy giymek isteyen arkadaşlarım tercih edebilirler. Onlar da görmüş olduğu gerçeğiyle nasıl bir fark var. Ve tabii ki çalışan, kendi parasını kazanan ve bu tarz bir ayakkabıyı alma lüksüne sahip arkadaşlarım da görecek. Bunu alsam nasıl olurdu gibi. Yani her ikisi de alınabilir. İşte bir tane bu olur. Farklı rengini bundan alabilirsiniz. Tamamen bunlar sizin tercihiniz. Dediğim gibi her iki ayakkabıyı da bulabileceğiniz sayfaları açıklamaya bırakıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı dahisi bugünlük.